TRT Diyanet ekranından hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz sevgili seyirciler. Ayaklarımız sağlıklı olmasa da yollar güzel. Gözlerimiz sağlıklı olmasa da manzara güzel. Kulaklarımız sağlıklı olmasa da sesler güzel, müzik güzel ama kime güzel? Önemli olan bize güzel olması aynı zamanda. Bize güzel olması için de bütün bu organlarımızın sağlıklı olması gerekiyor. Biz de sağlıklı olabilmek için her geçen gün sağlıkla ilgili bilincimizi artırmak için cumartesi, pazar sabahları TRT Diyanet ekranında sizler adına Profesör Saracoğlu'na soruyoruz. O da eksik olmasın cevaplıyor. Bugün de soracağız. Cilt temizleyici ve kıl kökü iltihabı ile ilgili Profesör Saracoğlu ne tür bir doğal çözüm öneriyor? Bugün onu soralım. Sizler de sanki sizler adına soruyormuş gibi mutlu olun diye. Profesör Saracoğlu ile ruh ve beden sağlığına bir kere daha hoş geldiniz. Güzelliğine özen gösteren kadınlar, dikkat! Muhteşem görünmek için saatler harcamaya ihtiyacınız yok. Profesör Doktor Saracoğlu, kısa sürede cildi güzelleştirecek ve cildi temizleyecek basit ama etkili doğal kürü TRT Diyanet ekranlarında açıklıyor. Kıl kökü iltihaplanması bakteriyel enfeksiyondur. Peki, kıl kökü iltihaplanmasında hangi faktörler etkilidir? Profesör Doktor Saracoğlu bu probleme karşı hangi doğal kürü öneriyor? Birçok derde deva zencefilin faydaları nelerdir? Kürü nasıl yapılır? Profesör Doktor Saracoğlu tıbbi bitkiler köşesinde zencefil bitkisinin özelliklerine değiniyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra Profesör Doktor Saracoğlu'yla ruh ve beden sağlığında. Hangi doğal kür deyip duruyoruz? Doğal, doğal, doğal üzerinde ısrarla duruyoruz. Neden? Çünkü insan doğal. İnsanda sentetik, yapay bir malzeme yok. Doğal olan ancak doğal olanla güzel şifa bulabilir ve yapısı bozulmaz. Profesör Saracoğlu'na isterseniz lafı uzatmadan hoş geldiniz diyelim sizler adına. Hocam hoş geldiniz. Merhaba efendim. Ben tüm değerli izleyicilerimize ve misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Allah'tan önce akıl sağlıkları, sonra da beden sağlıkları inşallah daim olsun diliyorum. Hocam önümde akasyalar var. Şu anda akasya mevsimi. İhlamurlar açana kadar bunların kokusuyla idare edeceğiz. Evet. Bu da Allah'ın bir ilminin tecellisi değil mi hocam? Tasarımından kokusuna kadar. Ne dersiniz? Zaten yarattıkların da onu göremiyorsanız yani şimdi efendim o biliyorsunuz akasyalar açarken diye de meşhur bir serasım varsa. Evet. Yani şimdi ben değerli izleyicilerimize birkaç konuda bilgi vermek istiyorum. Bilgi sahibi olan kişi ne yapar? Herkes konuşmak ister. Konuşursunuz. Ama sizi konuşturan bir gün sizinle de konuşacaktır. Bunu unutmayın. Bunun bir vakti zamanı var tabii. Şimdi efendim bazen kelimeleri birbirine karıştırıyoruz. Bunlardan bir tanesi ilim, diğeri ise bilim. Bilim dediğimiz şey fizik, kimya, matematik, tıp, insan eliyle ortaya çıkmış şeydir. Bununla biz Yaradan'ın yarattığı nimetleri, yarattığı alemi tanımaya çalışırız, anlamaya çalışırız. Fakat bir de ilim var. Bakın ilim için Allah diyor ki ya Muhammed sana indirdiğim ilme ben şahitlik ederim. Melekler de buna şahitlik eder. Ve kefa billahi şehida. Yani Allah'ın şahitliği yetmez mi? Şimdi dolayısıyla burada biz ilim derken Allah ne kastediyor? Şöyle düşünün. Ben her zaman söylerim. İlim ve bilim farklı şeydir. Ve bu farkı gözetebilmek için biraz dikkatli olmamız lazım. Nedir hocam? Sadece bir B harfinin konulması mıdır? Evet, ikisinin arasında büyük fark var. 4 tane semavi kitap olduğu bilinir. Bunlar Zebur'dur, Tevrat'tır, İncil'dir ve son kitapta bize indirilen, alemlere rahmet, Peygamber Efendimizin gönlüne indirilen
yüce kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve kıyamete kadar koruyacağız denen kitap değil mi hocam? Değiştirilemeyecek. Aynen, aynen. Ve hiçbir şekilde de bu değişmez. Şimdi bunun içerisinde bir ilim var. Diğer semavi kitaplara bakın ki hakkında bilgi sahibi olduğumuz İncil ve Tevrat'tır. Onun içerisinde bir ilim yoktur. Ama ilim yüce kitap Kur'an-ı Kerim'in içerisindedir. Bunu okuyanlar zaten bilir. Ben birkaç tane de örnek vereceğim. Söylüyorum sık sık, ben Kur'an'la amel eden bir kişiyim. Yani ona bakarım. Eğer araştırdığım konu ona ters düşüyorsa ben o yola girmem. Mesela örnek verelim. Efendim bir hala daha buna inanırlar. Fizik, kimya, matematik, tıp, biyolojide, özellikle biyolojide. İşte efendim insan maymundan gelmiştir. Maymun evrimleşerek insan haline dönüşmüştür. Halbuki bunun için Yüce Allah'ın gayet açık ve sarih ayetleri var. Mürselat suresine baktığınız zaman yani 77. surenin 20. ayetinde biz sizi bir meniden yarattık diyor. İnsanoğlunun yaratılışı, Adem topraktan yaratılmıştır. Evet, bunu Kur'an tasdik ediyor. Ve ondan sonra yumurta ve spermden oluşan embriyo ve insan. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani benim dedem Adem. Ama adam diyor ki öbürü, bilim, bakın bunu bugün bilim, evrim teorisi deniyor buna. Maymundan geldik diyor. Ben de diyorum ki peki senin deden maymun, benim dedem Adem. Dövüşmüyoruz. Kafirun suresine baktığınız zaman 109. surenin en son ayeti. Ne diyor orada? Ne kadar güzel söyler. Yani lekum dinikum veliye din. Evet, senin dinin sana, benim dinim bana. Şimdi burada din dediğimiz zaman din bir öğretidir, bir ahlaktır ve sizi imana götürür. Şimdi dolayısıyla siz öyle inanıyorsanız bırakın, siz o yolda gidin. Ve hocam az önce sizin dediğiniz gibi din bir terazidir. Bir kefesinde Kur'an vardır, diğer kefesinde bilmemiz gerekenler. Eğer bunlar Kur'an'a uymuyorsa hocam, biz o zaman Kur'an'ı tercih ederiz. Şüphesiz. Yani bütün bilgiler dese ki hocam biz maymundan geldik, biz Kur'an'a bakarız. Der ki ben sizi topraktan yarattım. O kadar. Biz sizin kökünüzde insan bitmiştir hocam. Bu kadar. Yani bunun üstünde istediğin kadar araştırma yap. Şimdi yani bilim dediğimiz şey insanoğlunun aklını kullanarak Yaradan'ın yarattığı doğayı ve onun kurallarını, onun koyduğu dengeyi, düzeni ve prensipleri anlamaya çalışan bir bilim. Böyle düşünüyoruz ve diyoruz ki bu bilimde kendini kaptırmışlar, işte kesin doğrudur. Kesin doğru diye bir şey yok. Mutlak doğru ve kesin doğru bir tek ve bir tek Yüce Allah'ındır. Biz fizikle, kimyayla, matematikle, biyolojiyle, tıpla yarattığı bu alemin düzenini, prensiplerini, kurallarını, koyduğu dengeyi anlamaya çalışırız. Ama insan burada bunun çok fazla ötesine gidiyor. Mesela bir dönem hatırlayınız, ilkokula giderken bize hocalarımız anlatırdı. Bir dönem insanlar dünyanın öküzün boynuzları üzerinde durduğunu anlatırlardı. Hatırlayın. Peki. Sonra işte maymundan geldiniz diye. Hala bu bir öğretidir tıpta. Evet, insan başkalaşmış, işte kuyruğu uzun, tüylü bir maymun, kuyruğu giderek kısalmış, böyle kambur, bir de ders kitaplarının o maymunun resimlerini çizerler gayet güzel, yan yana koyarlar. Sonra o ayağa kalkar böyle, kuyruk kısalmıştır, güya insana dönüşmüş. Yok böyle bir şey. İnananlar da bakıp dedelerine vay be nereden nereye gelmişiz derler. Evet, dolayısıyla bu bir yerde İngiliz öğretisidir. Bir de daha komiği de ne biliyor musunuz hocam, ağaçtan düşmüş de hani İki ayak üzerinde duracağını keşfetmiş filan. Ondan sonra iki ayak üstünde, en komiği de bu hocam. Evet. Çok güzel. Şimdi efendim bakınız. Yani biraz daha ileri gidelim. Bir tane bir bilim adamı çıkıyor diyor ki Sigmund Freud. Cinsel dürtü
bebek annesini emerken başlıyor diyor. Bak sen şimdi efendim dediler. Ne muazzam bir fikir, nasıl bir felsefi görüş. Bak sen garip ya düşünce. Yuvarlak gözlük sakallı var, bu adam doğru söyler diyorlar. Evet aynen. Şimdi daha da ileri gidiyor insanoğlu ve işte Max Planck ki benim hayran olduğum bilim adamlarından bir tanesidir. İkinci Dünya Savaşı'nda karısını bir ağır bir hastalıktan işte kaybetmiştir. Albert Einstein'la beraber meşk etmişlerdir. Biri keman, diğeri piyano çalar filan böyle. Evlatlarını savaşta kaybeder. Ve kuantum duymuşsunuzdur. Kuantum kimyası, kuantum fiziği ve bunun da babasıdır. Yani bu teoriyi kuran bir insandır. Fakat Max Planck'ın hayatına bakın ki ne hikmetse kurduğu bu teoriyi yıkmak için yıllarca uğraşmıştır. Kendi kurduğu. Evet, kendi kurduğu teori. Çünkü bu diyor kesin doğru değil. Kesin doğru değil. Isı bilimi diye bir şey var. Termodinamik, ısı, sıcaklık. Bunları sıcaklığı ölçer işte. Burada ısı biliminden bahseder. Bakın ısı biliminin birinci kanunu, enerji yoktan var edilemez, var olan enerji de yok edilemez. Isı bilimi, termodinamiğin birinci kanunudur. Bu niye doğru biliyor musun Cemalettin? Neden hocam? Çünkü aksini ispat edemiyoruz. Hmm. Ha, aksini ispat edemediğimiz için doğru varsayarsınız. Daha doğrusu aksini deneyle ispat edemiyoruz değil mi hocam? Evet. 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 Şimdi bakın başka bir şey daha. Hani dünya düz idi? Hani dünya yuvarlak değildi daha 1500'lü yıllara kadar kilise, Kopernik, işte efendim Galile. Kepler, Galile çıkıp dünya yuvarlaktır dediğinde adamı aforoz ettiler. Biz seni asacağız dediler. Sen ya kilise yuvarlak diye. Evet böyle. Halbuki yüce kitap, yüce kitap Kur'an-ı Kerim bak bunlar bunun kavgasını 1400'lü 1500'lü yıllarda verirken alemlere rahmet Peygamber Efendimiz'e inen yüce kitapta dünyanın yuvarlak olduğu zaten yazılı. Demek ki orada bir ilim var. Gezegenlerin, güneşin yörüngesi. Tabii ki. Günlerin kısalıp uzaması. Hepsi Kur'an'da var. Hocam hani o dönem peygamberimize diyorlardı ya uydurdu. Bu dönem diyenler de var Kur'an-ı Kerim'i. Hı hı. Halbuki bütün bu ayetlere baktığımız zaman hocam peygamberimizin bir uydusunun olması, bir bilim merkezinin, rasathanesinin olması lazım ki bunları söyleyebilsin hocam. Tabii. Bu İlahi bir bakışın olduğunu gösteriyor. Şüphesiz. Bir şey daha var bununla ilgili. Hani atom parçalanamazdı. Bize lisede öyle öğrettiler. Biz daha yakın bir geçmişiz. Maddenin en küçük parçası evet. Atom deniyor. Evet, evet, parçalanamayan en küçük parça neymiş? Efendim atom dediler. Atomu da parçaladılar. Ve ileri ileri gittiler. Ne dediler? CERN diye bir yer var İsviçre'de biliyorsunuz. Türkiye'de iyi oldu evet hocam. Betatron'dur, siklotron'dur orada hızlandırıcılar var. Accelerator'lar var. İşte oradan da birisi çıktı dedi ki biz Tanrı parçacığını bulduk. Bak sen nasıl sapmaya hazır yani Tanrı'nın bir parçası bu. Haşa. İşte ondan haşa. Yani şimdi görmediği bilmediği bir şeyi kalkmış orada o kendi fizik kimya matematiğiyle göremediği, halbuki enfüse girse bunu anlayacak, sezecek. İşte akasya bak ona baktığın zaman görürsün evet. Yaradan'ın gücünü. Eğer bir evet. Tefekküre başla. Şimdi dolayısıyla burada Yüce Allah zaten bakın eğer benim ilmimi yazmak isterseniz diyor. Bu denizler mürekkep olsa size bunun 7 katını da versem benim ilmimi yazmakla bitiremezsiniz. Hep verdiğim örnek, işte tükenmez kalem. Bunun içine aç kanülüne 4-5 damla koyarsınız, 50 sayfa yazı yazarsınız bununla. Git şimdi deniz kenarına, 4-5 damla mürekkep yaz, 50 sayfa bitti, 4-5 damla ilavet yaz. Ya bu nasıl azametli bir örnek. Hocam bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Burada bu, şöyle bir incelik de var galiba değil mi hocam? Bütün bu denizler mürekkep olsa, 7 katını versem, işte ağaçlar kalem olsa diye saydıktan sonra yani şöyle bir şey anlaşılmasın ha. Sanki ilminin böyle önemli bir kısmını bunlarla yazabilirmişiz de daha üstünde biraz varmış gibi. Halbuki hocam
Sınırsız. Sınırsız yani ifade edilemiyor. Evet. Zaten onun için şey de var. Ayetel Kürsi'ye baktığınız zaman ilmihi وَلَا يُحَيْضُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ. Evet. Ben müsaade ettiğim kadarını siz ancak anlayabilirsiniz, kavrayabilirsiniz diyor. Bu kadar. Yani onun için siz ilim derken bugün için bir bakıyorsunuz ki ya hocanın anlattıkları doğru, biz de işte atom parçalanamaz diye öğrenmiştik. Dünya düz diye yazmışlardı, yuvarlak değil filan. Demek ki dünün ilmi bugün yanlış. Bir de hocam Allah için yeni bir şey öğrenme de yeni bir tecrübe yoktur. Aynen. Evet. Demek ki bugünün ilmi de yanlış olabilir. 50 sene sonra, 100 sene sonra. Bak bazı deneyler yapılıyor. Sizin onlarca yıldır kullandığınız şey yanlış. Örnek vereyim. Buyurun. Efendim gastrit ve ülser için, midesinde helikobakter pylori'si olanlar için eskiden süt için, süt için, süt için diyorlardı. Bugün ne diyor? Sakın ha içmeyin. Hani sizin doğrunuz? Demek ki ilim kesin doğrudur. Bilim her an hata yapar. Bir de hocam üzerinde en çok oynanan yiyecekler çikolata, çay bir de kahve hocam. Yok kahve zararlı, yok faydalı, yok çikolata zararlı, faydalı. Sürekli değişiyor hocam bu bilgiler. Evet. Şimdi buradan şuraya varmak istiyorum. Bakın insanoğlunda bir benlik duygusu vardır. O ben dediğimiz şey var ya, ben şöyle düşünün, bir sahip olmak vardır, bir de sahip çıkmak vardır. Hangisini tercih edersiniz? İnsanoğlunda o benlik duygusu var ya, ben yaptım, ben kazandım, ben keşfettim, ben bildim, ben buldum der ve neticede bu onu kibre ve enaniyete götürür ve Allah'ın hiç sevmediği şey de kibirdir. Hani ben buldum, ben keşfettim diyenler çıkar ya, sen neyi buldun ya? Var olanı, bir özelliğini Allah sana nasip etti, onu gördün, bunun üzerine konuşuyorsun. Hocam insan bile sevmez ya. Benim keşfettiğim bir şey, siz ben keşfettim derseniz ben sizden bile rahatsız olurum. Evet. Ya. Cenab-ı Hak nasıl hocam gazap etmez? Tabii. Siz kalkın, fizikte suyun kaldırma kuvvetini bulmuş. Kim bulmuş? Arşimet bulmuş. Bir de onu keşfedince hani Eyroka çırılçıplak hamamdan dışarı çıkmış. O tası yüzerken görmüş. Ya mübarek daha önce hamamda tas yüzmüyor muydu? Yüzüyordu. Demek ki Arşimet'e nasip etmiş. Ama o var olanı keşfetmiş. Suyun kaldırma kuvvetini Allah zaten suya nasip etmiş. Onu öyle programlamış, öyle yaratmış. Öyle. Ne diyor? Biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor Yüce Allah. Bu illaki canlı anlamında değil. Cansızlar da canlıdır. Neden? Kur'an'da açık ayet var. Giydiğin elbisen bile sana şehadet edecektir diyor. Öyle değil mi Cemalettin? Öyle bitti. Hocam, öyle, öyle. Şimdi dolayısıyla burada bu benlik duygusu insanlarda sahip olma duygusunu geliştirir. Ben de genelde sahip çıkmayı tercih ederim. Şimdi bak buradan ne demek istiyorum biliyor buyurun, musunuz? Buyurun. Şimdi efendim Anadolu topraklarından bahsederim size. Buranın ne kadar kıymetli olduğunu. Hatta Enbiya suresi 13. ayetinde Allah la terkudu, terk etmeyin, kaçıp gitmeyin. Size nimet verdiğim yurtlarınıza dönün, nimet verdiğim yurtlarınıza dönün, hesaba çekileceksiniz diyor. İşte terk ediyorlar, hep büyük şehirlere geliyorlar. Ne varsa. Gene söylüyorum, deden 6 saat çalışıyordu Cemalettin, dedelerimiz. Ha? Şimdi bütün aile bireyleri çalışıyor, tüm dünyada huzur yok, bereket yok. Ne oluyor? İşte Allah'la sen azamet yarışına kalkarsan, ilminle bir şeyler yapabileceğine mutlak olarak inanırsan Allah da adamı böyle çalıştırır. Şimdi bakın, sahip olmaktan ziyade sahip çıkmayı. Alemlere rahmet Peygamber Efendimiz ümmetine sahip çıkmıştır. O da bir babaydı. Peygamber Efendimiz de bir aile reisiydi. Ama günlük yaşamının
%95'ini hakemlikle geçirmiştir. Hep adalete, insanlar arasındaki... Denge bozulmasın diye. Tabii, düşünün. Demek ki sahip çıkmak, yani sahip çıkmak dediğiniz zaman korumak, kollamaktır. Şimdi eskiden ben Sultan Murat Yaylası'ndan bahsederdim, Ayder Yaylası'ndan. Bakın Anadolu'da ben size bir yöreyi söyleyeceğim. Aman Allah'ım, ya Rabbi ya Resulallah, sen ne büyüksün ya. Bakın burada bir nar var bu bölgede. Bu üç tane köyden oluşur. Yemyeşil araziler böyle. Oradan güzel bir de çay akar. Böyle sular orayı. Burada bir nar yetişiyor. O yöreye özgü. 2 kilo. 3 kilo tek bir nar. Allah Allah. Rengarenk kayısı var. Efendim oranın bir inciri var. Bir tadına bakacaksınız. Orada bir zeytin çıkıyor. Aman Allah'ım. Fakat gelelim şimdi, ben insanlara bilim veriyorum. Diyorum ki bir şey anlatıyorum. Yüksek kolesterolünüz var ise, şimdi hoca nereden nereye gidiyor diyeceklerdir. Toplayacağız efendim, hepsini bir araya getireceğim. Yüksek kolesterol için mercimek bulunmaz bir nimettir. Evet, yüksekse kolesterolün, mercimek çorbasını haftada 3-4 kere tüket. Bak o kolesterol nasıl düşüyor, düşmeyen kolesterol. Şimdi ben değerli izleyicilerimizden, ya hocam ben uyguladım ama benim kolesterolüm düşmedi. Ha, demek ki bilime inananlar tohumu değiştirdikleri için mercimek değişti. Ve Kanada'dan bir yerlerden mercimek ithal ediyoruz. Pirinç değişti hocam. Ha. Birçok şey değişti. Evet. Ben şimdi mercimek örneğini özellikle verdim. Şimdi vatandaş bunu tüketince, bu kürü uygulayınca mercimek kürünü ithal, bir bakıyorsun ürik asit de yükselmeye başlıyor. Hayda, buyurun cenaze namazına. Siz bu yörenin mercimeğini tüketin. Diyorum ya, o yöre hani rengarenk kayısısı var. Aman Allah'ım, o yörenin mercimeğini tüketin. Bak o kolesterol nasıl düşüyor. Allah. Doğal. Çünkü siz Allah'ın ilmine müdahale etmediniz. Ona saygı duydunuz. Yüce Allah ne diyor söyle. Benim kadrimi bilemediniz diyor. 3 kere. Ve mâ kaderullâhe hakka kadri hocam. Evet. 3 kere bunu tekrar ediyor. En'am suresini açsın okusun değerli izleyicilerimiz. 6. surenin 91. ayeti. Zümer suresinin 67. ayeti, Haç suresinin 74. ayeti. İnsanoğlu sen benim kıymetimi bilemedin, sen beni anlayamadın, sen beni tartamadın, sen benim ölçümü kavramadın diyor Cemalettin. Niye değiştiriyorsunuz bunları? Evet, burası neresi biliyor musunuz? Buyurun. Hatay. Hatay'da bir Kırıkhan var. Evet, Kırıkhan. Ha, Kırıkhan'a 7-8 kilometre mesafede Deli Bekirli köyü. Aman Allah'ım gidin. Ha şimdi burası bir örnek. Yüzlerce örnek var Anadolu'da. Sen burayı nasıl terk edersin ya? Bu nimetleri nasıl görmezden gelir ve bu nimetleri değiştirirsin? İşte hastalıklar da çıkıyor. Hoca mercimek tüketin dedi, çorbasını veya köftesini yapın dedi. Olmuyor. Olmaz tabii. İlmi değiştirdiniz. İlmi değiştirdiniz. İlim aynı zamanda size sunulan bir nimettir. İşte bu toplumun gelecekteki kaderi tekrar Anadolu'ya geri dönüşüyle olacaktır. Tohumlarına sahip çıkmakla olacaktır. Şimdi efendim siz buraları koruyun ve kollayın. Buraları gözetin, sahip çıkın. Ama sahip olmak isterseniz bir yerde bir nimet gördü mü insan açgözlüdür, hemen tamahkar. Ya burayı satın alayım, hemen gider oradan 50-60 dönüm arazi alır, parası var ya, hemen sınırını çevirir, oh ben bunu ya bir dakika. Bu toplumun ortak malı. Evet. İşte Anadolu topraklarında Cemalettin bunun gibi yüzlerce vadi var. Biz bunlara sahip çıkmak zorundayız. Aksi takdirde kaybediyoruz. Anadolu yani bir tarım ülkesidir. Bunun kıymetini bileceğiz ve bunun hesabını da veremeyiz ha. Hani gelirken sormadılar, giderken de sormuyorlar. Gel dediğinde gidiyoruz. Sorulacak bu nimet.
Tekasür suresinde de var. Açık ve sarihtir bu. Yapmayın ya, yapmayın. Allah rızası için yapmayın. Ama bu toplum bunu görecek. Senin büyük şehirlerde 1 milyon dolara aldığın, 2 milyon dolara aldığın dairenin bir hükmü yok. Gün gelecek 300 bin dolara satamayacaksın onu. Anadolu'da ne varsa orada. Dedelerimizin yaşadığı şekilde. Bilim adamlarını televizyona çıkartıp soruyor. Bilim adamı soruyor. Sen nasıl bu kadar uzun yaşadın diyor dedeye. Ne yersin ne içersin. O da diyor ki işte sonra programa çıkıp ninelerinizin, dedelerinizin beslendiği şekilde beslenin. Hani benim nenemden bir nimet bırakmadınız ki bana? İnandığınız o bilimle değiştirdiniz. Ya bilimin değiştireceği şeyler var. Ham petrolden mazot yap, benzin yap, işte gres yağı yap, bir şeyler yap. Bak bunları değiştirebilirsin. Ama tabu olan, yasak olan, sana müsaade edilmeyen, müdahale edemeyeceğin şeyler var. Dokunmayın bunlara. Ve bunun altından kalkamazlar. Onun için Allah diyor, siz benim kadrimi, kıymetimi bilemediniz diyor. Bunu üç kere de söylüyor. Hocam bütün bu cümle öbeklerini bir dış kümeyle toplayacak olursak, ilim bilim tezadından bahsettiniz. Son bir cümle olarak ne deyip de geçiş yapalım hocam? Yani işte onun için sahip olmaktan ziyade sahip çıkacaksınız. Allah sizi bizi yarattı, bu dünyaya geldik, sorumluluğumuz var. Bize bir yük yükledi. Onun ilmine saygı duyacaksınız. Ha sana bilim sahibi olmayın demiyor. Fizikte, kimyada, matematikte, tıpta, felsefede ilerle, yap. Ama koyduğu yasaklara uy. Hocam sahip olmakta şöyle bir şey var galiba. Bu benim arabam, ben sahibim. İstediğim yere çarparım, istediğim şekilde hoyrat kullanırım. Sahip olmakta bu var. Halbuki evet. Emanette bu yok hocam. Emanette siz sahibinin size emanet ettiğini bildiğinizden dolayı ona riayet edersiniz. Dünyanın ve tohumların da emanet olduğunu bilirsek ona da riayet ederiz galiba. Bu can bile emanetken. Aynen. Aynen. Hocam. Efendim ne diyor o bir felsefeci varmış. Çok hoşuna gidiyor gençlerin. Ne diyormuş adam? İnsan düşünen bir hayvandır diyor. Bak sen. Bunu okuyoruz ya lisede kitaplarda okuyorlar. Hayvan niye düşünmüyor ki? Yani böyle yani kendine hakaret ediyor bir yerde. Evet. İşte bunlar yüce kitaptan nasibini almamış olanlardır. Bakın yüce kitabı her inanan kişi açacak, okuyacak baştan sona kadar. Marker kalemle çizecek, yanlarına notlarını alacak, anlamadığı bir şey varsa alim olan kişiler var. Bu kitabı çok iyi meal edenler var. Onlarla tartışacaksınız, konuşacaksınız, öğreneceksiniz. Evet. Ne dedik? Kur'an zamanı yüklenmiş bir kitaptır. Çünkü her devirde geçerli. Evet. Ve kıyamete kadar da bu özelliğini asla ve asla kaybetmeyecektir. Hocam siz bilenlere soracaksınız dediniz ya, işte size sorular önümde. İsterseniz evet. Başlayalım, ağzınıza sağlık. Yani şeydi, söyledim mi onu? Arkadaşım çağırmıştı beni, hoca gel diye de işte bir yerde bir de ziyafet vardı, sizi de istiyoruz dediler. Yok dedim, bugün gelemem, yarın geleceğim dedim. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi hocam? Hoca yarın yok dedi. Doğru söyledi. Yani o kadar büyük bir ders verdi ki bana. Yani inşallahsız da konuştuk, ağzımızdan öyle çıktı. Dolayısıyla yani yaratılışta bir ilim var. Yaratılışı hilkat diyoruz biz buna. O yaratılışı anlamak için de insanoğlu bilimle uğraşır ve uğraşması da gerekir. Ama haddini bilecek. Yani haddini bilecek insan. Çok yani bu konuda maalesef sınırları açmış durumda. İşte kader dediğimiz şey de buradan çıkıyor. İnsan kadere öyle meraklı ki falcıya şuraya buraya gider. Hep geleceği merak eder. Bakın Yusuf'un kıssasına bakın. Yusuf'un hikayesine nasıl yazılmış o kader? Ya Rabbi diyorum nasıl yazmışım bunu? Musa'nın kaderine bak. Biz seni diyor Medyen halkının içine yıllarca gönderdik. Hani Firavun'un bahçesinde adamını bir tokatta öldürdü ya. İşte orada rüya açığa çıktı ve oradan kaçtı gitti Musa. Medyen halkının içinde yaşadı. Ama biz seni sonra tekrar buraya çağırdık. Ya Musa diyor. Biliyorsunuz değil mi onu? Evet, evet. Yani bunun için
şeye bakın, 20. surenin 40. ayetinde seni çağırdık, kaderini böyle yazdık diyor. Ben bilmem ki kaderimin ne olduğunu, hiç de merak etmiyorum. Bunu ben ne falcıdan öğrenebilirim, ne tarot şeyine bakanlardan, zaten onlar da sapmış demektir böyle bir şey. Geleceği merak etmeyin ya. Tevekkel Allah. Yani bitti, o kötü i̇nşallah, bir şey yazmıyor inşallah, ki. İnşallah. Hocam, evet, neyse biz şeyi yazalım. Mesela mutlak kader diyor. Adapazarı'nda bu kadar insan telef oldu. 10 bin, 20 bin, 30 bin her neyse. Efendim bu onların kaderiydi. Hayır. O onların kaderi değildi. Çürük binayı yap, besmeleyi çektir, gir binanın içine. Toplum kaderci ya. Çünkü o kaderin üstünde bir kader daha var. Onun üstünde başka bir kader var. Bilemezsiniz. Çünkü sürekli değişiyor. Ha, orada mutlak kader yok muydu? Evet vardı. Neydi o? Adapazarı, işte oradan geçen İzmit, Kocaeli böyle geçen bir fay hattı var. O şekilde takdir etti Allah. O şekilde ölçülendirdi. Mutlak kader dediğiniz şey bu. E adam, sen bunu fizik bilminle biliyorsun. Buradan bir fay hattı geçtiğini biliyorsun. Bu kadar bilim insanı diyor ki buraya bina kurma. Kuracaksan şöyle kur diyor. Evet. E sen bu kuralların dışına çıkarsan ne olur? Orada insanlar ölür. Efendim kaderleriydi. Vah vah vah. Hadi olmaz. Bu resmen Allah'ın ilmi ile insanların bilimi ile alay etmektir. Evet hocam. Evet. Hocam, Allah bizi ilimsizlerden ve bilimsizlerden ve bilimi ve ilmi yanlış kullananlardan korusun cemalettin. Amin, amin hocam. Allah bizi sevsin hocam. Şimdi bu neresi? Bu işte Deli Bekirli Köyü. Deli Bekirli Köyü. Deli Bekirli Köyü. Hatay'a yaklaşık olarak 45 kilometre Kırıkan. Kırıkan eskiden neyle meşhurdu? 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda diş yaptırmaya giderlerdi. Evet. Sabah varırdın Kırıkan'a, akşama kadar takma dişin hazırdı. Evet, böyleydi. Doğrudur. Evet. Hocam soruları isterseniz sona bırakalım. Şimdi buyurun efendim. Buyurun. Özellikle hanımlar çok yani sabırsızlıkla bekliyorlar. Yani bu işler beni biraz heyecanlandırıyor. Onun için yani heyecanlandırıyor derken insanları görüyorum, yanlış yolda gidiyorlar. Bilim uğruna yanlış, yani bir de evet, çocukların beyni böyle yıkanıyor. Evet hocam. Maalesef. Evet. Biz yine doğru söylemeye devam edelim hocam. Çok kısa bir aradan sonra Profesör Saracoğlu'nun cilt temizleyici küründe neler var? Formal ama şey nedir? Var orada. Cildinizi tazelemek, kırışıklıkları gidermek istiyorsanız birebir, tam da şimdi mevsimi. Onu gösterelim. Tam da şimdi sırası, çok kısa bir aradan sonra diyelim hocam. Buyurun efendim. Sağlaklar yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan, melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Resmi alem Valide Sultan'ın bir yüzüğü varmış. Efendim, yüzükteki söz Muhammed'den muhabbet oldu hasıl. Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? Bir mecliste biz coşturan onun adı, onun ruhu, onun sevgisi. Alemlere rahmet olarak geldin. Ümmetine şefaat vaat eyledin. Bizi ümmet eyle ya Rabbi. طبعا بعد ما تزوجت قبل ما تبدا الثوره يعني بقريب تقريبا اقل من سنه يعني الله اكرمنا بسعد يمكن لحظه اجمل لحظات في حياتي اعطوني ولد صغير اول مره في حياتي بشوفه قال هذا ابنك قدني كنت واقف على بسطه كان انا معي ابن عمي وابني سعد بلحظته انا عرفت انه مستشهد يعني عيونه شاخصه للسماء وتمه مفتوح يعني هذا المشهد اللي ما عم بحسن بنساه
ولا بيغيب من بالي من يوم الأحلام. Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için ne sihir ne de mucize gerekiyor. Katkısız maddelerden uzak, doğal yollarla bakım yapılan bir cilt kuşkusuz daha sağlıklıdır. Peki, doğal yollarla cilt temizleyici ve güzelleştirici maske nasıl yapılır? Profesör Doktor Saracoğlu kısa sürede sağlıklı bir cilde sahip olmak için hangi doğal kürü öneriyor? Az sonra. Doğal yollarla cildimizi nasıl temizler, nasıl güzelleştiririz? Malzemelerimiz kayısı ve elma. Az sonra kayısı ve elmanın cildimizde nasıl mucizevi bir etki yaptığını uygulamalı olarak göreceğiz. Belki yüzümüze sürmeyeceğiz ama kürünü yapacak sevgili Kübra. Ondan önce İstanbul'dan bir seyircimiz var. İsmini vermek istemiyor. Bağlanalım kendisine. Hoş geldiniz. Alo. Bizi duyabiliyor mu seyircimiz? Evet, duyuyorum. Hah, buyurun efendim. Merhaba. Televizyonunuzun sesini biraz kısın lütfen. Sorunuzu bekliyoruz. Tamam. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Biz de size diliyoruz. Ben iki tane sorum var ama daha önce de bir şey söylemek istiyorum. Hocamın vermiş olduğu iki farklı kürü kullandık. Hangileri? Bir tanesi kulak çınlamasıyla ilgili bir kürdü. Ben iki senedir bu çınlamayı yaşıyordum. Hocamız hani faydasını görünce bize ulaşın demişti. Ben onun üstüne aradım zaten. Ne mutlu bize. Kulak çınlamasıyla ilgili tereotunu yedim. Üçüncü günde geçti benim çınlamam. İkincisi de annemin şekeri 395'lerdeydi. Hocamız bize sinirli ot dedi. Sinirli otu kullandık biz bir ay boyunca. Fakat yani 3 aylık şeker 12 idi, 7'ye düştü. Çok güzel. Ondan sonra bir ay sonra, 2 ay sonra biz tekrar yaptık bunu. Şu anda çok güzel şekeri, fakat gözümde kanama meydana geldi. Ben hocamdan bunun için bir kür isteyeceğim. Şu anda biz gözü için doktora da gittik. Onun için iki farklı şey verdi. İlaçlar verdi, damlalar verdi, onları yaptık. Evet. Acaba bununla ilgili bize nasıl yardımcı olur? Pekala. Şimdi efendim, bu tinnitus kulak çınlaması. Evet. Tere gerçekten büyük oranda yardımcıdır. Annesi hanımefendi de 390'lara çıkmış bir şeker, glukoz. Ve 3 ayda bir ölçülen de hemoglobin A1C değeri. Bunun normal aralığı 4 ile 6 arasındadır. Bu ne kadar yukarıya çıkarsa o kadar çok, 3 aylık değer, ne kadar yükselirse o kadar çok organlara, başta göz, kalp, özellikle böbreklere zarar verir. Şimdi tabii ki burada hemoglobin A1C'si 12'den 7'ye düşmüş. Muhteşem bir şey bu. Evet, sinirli ot hep öneririz işte. Bu iyi bir, bu anlamda iyi bir yardımcıdır ve modern tıbbın ilaçlarıyla da bu seviyeye bu kadar kısa zamanda düşüremezsiniz. İşte ilimle bilim, Allah'ın ilmi, araştırın bulun diyor. Değil mi? Boşuna yaratmadı. Şimdi tabii ki biz modern tıbba karşı değiliz. Asla. Doktor kontrol ve önerileri esastır. Verdiği ilaçları kullanacaksınız. Hoca şu bitkiyi önerdi, aman o ilacı bırakıyorum ona geçeceğim. Asla yanlış. Siz ilaçla beraber sinirli otu da kullanın, bak nasıl düşüyor evelallah. Şimdi burada gözde kanama oluyor. Demek ki hanımefendi de annesinde yüksek tansiyon da gelişmiş. Yani bu yüksek tansiyona bağlı bir şikayettir. Doktorun verdiği ilaçları mutlaka kullanacak. Bak şimdi laf lafı açıyor Cemalettin. Buyurun hocam. Ne diyeyim ben? Bu yavşan denilen bir bitki var. Bakın yavşan bitkisi, tadı da acıdır onun. Yani çayı böyle içine şeker meker, bal hiç, limon sıkmak filan değil.
Bunun birkaç türü var. Fakat bu Amanos dağlarında yetişen yavşan bitkisi var ya, onu bir tatlı kaşığı, onun çayını yapıp içeceksiniz. Allah'ım, yaratmış işte. Hipertansiyonun mu var? Kullan bak nasıl düşürüyor, nasıl dengeye getiriyor. Ne güzel. Ve tedavi edici özelliği de var. Onu da söyleyeyim. Hocam. Ama şimdi yavşanın çok türü var. Ben değerli izleyicilerimizi, bak gene Hatay bölgesine gittik, gördün mü? Nereden nereye? Anadolu bu tür nimetlerle dolu. Ölsün orada, o kadar çok ilim var ki. O kadar çok ilim var ki. Ama bunları bilmek lazım. Hocam, tedavi edici özelliği var sözünüzden biz şunu mu anlamalıyız? Tamamen iyileştirici özelliği evet, var. Evet, evet. Çünkü tedavi deyince mesela şuna da tedavi diyorlar bazıları. İşte bu tedaviniz günü geçiştirecek. Ömür boyu sürecek diyorlar. Ha, günü geçiştirme. Şeker hastası her gün ilacını alacak. Ama tedavi olmuyorsun ki. Pazartesi hemen tedaviye başlayalım. Tabii hipertiroid veya hipotiroid. Her gün o ilacı yutacaksın. Ama yutmakla sen o hormonları dengeliyorsun. T3, T4 veya TSH'ı. Ama tiroidi tedavi etmiyorsun ki. Ölene kadar kullan. Bir kere onların şeyine girdin mi, onların çadırına? Döngüye. Ha, kısır döngüye. İşte ondan sonra Anadolu'nun güzel bir lafı vardır. Dolap beygiri mi derler? Böyle dolaştırırlar sizi. Devamlı. Aynen. Bittikçe alacaksınız. Değirmen çeviren beygirler. Tedaviden evet. Vatandaş bunu anlar. Yüksek tansiyon. Ölene kadar ilacını kullanacak. Romatizma hastası. Yakalanmaya gör. İltihaplı eklem romatizması, romatoid artrit, ölene kadar ve yıllara bağlı olarak da gittikçe daha ağır ilaçları verirler. Halbuki bunları, ne bileyim, yüksek tansiyon yeni başlamışsa, böyle bir yıllık falan tamamen ortadan kaldırma şansınız var. %100 mü? Asla. Ben hiçbir zaman %100 konuşamam ama %90 bu hastalığı ortadan kaldırıyorsunuz. Hocam, tiroid de istismara çok açık değil mi? Evet. Yani hemen alalım filan. Hemen alalım, hemen biyopsi yapalım. Bakın, biyopsi yaparken tiroide, değerli izleyicilerimize ben şunu söyleyeyim. Hormon üreten veya hormon reseptörleri zengin olan bir dokuya veya organa biyopsi yapacağınız zaman mutlaka ikinci ve hatta üçüncü bir doktorun, uzman doktorun ne yapacaksınız, görüşünü alacaksınız. Efendim, çünkü burada siz iğneyle delersiniz, gidip işte aşağı doğru mercimek büyüklüğünde bir lezyon var veya ne bileyim bir kist var veya nodül var bir şey var. Yani oradan alıp çektiği şey patolojiye gidiyor. O da birkaç gün, bir hafta, 10 gün sürüyor. Efendim diyorlar, kötü huylu, malink, benink yazarsa iyi huylu, malink yazarsa kötü huylu. Ya o zaman sen bunu dağıttın, lenf kanallarına geçiyor filan. İşte metastaz yapma riski de var. Bunun için bu işte doktorunuzla çok iyi diyaloğunuzun olması lazım. Yani doktorun kontrolünde olacaksınız. Böyle genelde bu, ne bileyim ben, 1000 tane biyopsiden, iğne biyopsisinden bir tanesi işte kötü huylu çıkabiliyor. Yani buralarda dikkatli olunmak lazım. Doktorunuzla mutlaka görüşün. Yani mesela prostat, o da nedir? Hormon üreten bir organdır. Hiçbir zaman biyopsi de %100 kesin değildir. 13-14 tane parça alırlar prostatın içinden, iğne ile alıyor. 13-14 tane patolojiye gidiyor, temizliyor. Ama bir yıl sonra doktora gidiyor. Aa diyor, metastaz yapmış. Allah Allah. Efendim, raporum temiz. Bakıyorlar, hakikaten temiz. Halbuki yukarıdan bir yerden o parçayı alsaydı orada kötü huyluyu görecekti. Demek ki biyopsi de hiçbir zaman %100 garanti değildir. Diyelim ki yukarısı da temizdi. Prostatın içi tamamen temizdi. Bir yıl sonra gitti. Ne oldu? Efendim, metastaz. Allah Allah. Gerçekten prostatı temizdi biyopsinin yapıldığında.
Ancak bakın şunu unutmayın Cemalettin. Her sağlıklı insanda, yani dünyaya hiçbir insan %100 sağlıklı olarak gelmez. Bebekler dahil mutlaka birkaç hastalık genini almıştır veya belirli hastalıklara karşı yatkın olarak dünyaya gelirsiniz. İşte Allah ilim diyor ya, insanoğlu da bilimi bunun için kullanacak. Ha bakıyorsunuz bugün genetik testler var değil mi? Evet. Sito analizler var, bir sürü şeyler var, Doppler'i var, MR'ı var, ultrasonu var, kan tahlilleri var, işte bir sürü şey var. Markerlara bakıyorsunuz. Ha diyorsunuz ki ya bu kişide romatizmaya yatkınlık var. Bilim. Hemen ilim nerede? Allah'ın yarattığında. Hemen git onları önleyici ve koruyucu olarak kullan. Bak o derde yakalanmazsın. Yakalandığın zaman zaten o bilim seni süründürüyor. Ölene kadar ilaç kullandırtırıyor. Mesela romatizma için. Bakın tekrar söylüyorum. Modern tıp esastır ve bizim vazgeçilmezimizdir. Ancak bilimi de bu şekilde değerlendirin, bu şekilde bakın. Yanlış anlaşılmasın söyleyeceğim. Evet. Sakın ha doktora gitmeyin, bilime, efendim tıbba güvenmeyin sonucunu. Çıkartırsanız çok büyük vebal alırsınız, ben onu söylemiyorum. Ama bilimde insanlar ürettiği için yanıldığı noktaları da bilin demek istiyorsunuz tabii. Hocam. Ha işte oraya geliyorduk. Yani hiçbir bebek dünyaya sağlıklı olarak gelmez. Genetik yapısında soluduğu havayla, yediği gıdalardan bir şeyler alır. O genetik yapıda zayıf bir nokta vardır. Ne bileyim ben ankilozan spondolittir. Ne bileyim ben akciğer kanseridir. Bir şeye karşı zayıftır. Hayatında sigara ve alkol kullanmamış ama kişi akciğer kanseri. Evet. Bunlar da var. Demek ki o biyopsi, prostattan alınan parçalar ve %100 hiçbir şey yok prostatın içerisinde, tertemiz. Ama her insanda 24 saat içerisinde 50 ile 300 defa kanser hücresi oluşuyor. Her insanda, hepimizde. Hocam ne kadar dediniz? Ama 24 saatte? 24 saat bir gün içerisinde 50 ile 300 defa en az kanser hücresi oluşuyor. Ama fakat vücut bunu yok ediyor. Bağışıklık sistemi diyoruz biz buna. Efendim bağışıklık sistemi deyince de işte antioksidanlar var, tabletlerini yut. Hayır. Efendim C vitamini var, bolca C vitamini. İşte E vitamini bunlar. Bakın bunlar klasik şeyler. Bunları siz zaten tükettiğiniz şeyden alıyorsunuz, gıdalardan. Bugün eğer sizin bağırsaklarınızda, kolonda bağırsak kanserine karşı bir yatkınlığınız varsa, kolonun yani bağırsağın bağışıklık sistemini güçlendir. Veya karaciğerde siroz yatkınlığı var. Ne bileyim ben hepatit B ve hepatit C'si var. Bu kansere dönüşme riski var. İşte o zaman ne yapacaksınız? Karaciğere özgü bağışıklık sistemini güçlendireceksiniz. Tamam. Yani bir şeyi genel olarak değil, akciğer farklı hücrelerden yapılmıştır. Gözünüz farklı hücrelerden yapılanmıştır. Ne bileyim böbreğiniz farklı hücrelerden oluşur. Bak hiçbirinin hücresi diğerininkine benzemez. Karaciğer farklı, doğru. Bağırsak farklı, dalak farklı, mide farklı. Dolayısıyla bunların bağışıklık sistemlerini de güçlendirmek, hı hı, tek bir efendim E vitaminidir, C vitaminidir, antioksidandır işte bağışıklık sistemini güçlen. Yok böyle bir şey. Onun için ilimin karşısında bilim var. Doğada bu kadar nimet yaratılmış. Bu nimetlerin kimyasına bakın. Ona göre efendim zayıf noktanız neresi? Bak bazılarının gastriti, ülseri var. Öbürü efendim dişli değirmen adam ya. Ne yese öğütüyor. Mümkün değil, bir şikayetini bulamazsınız. Ama öbürü efendim biraz limon sıksa, bir şey olsa hemen ah midem diyor. Veya sinirlense asabi midesine vuruyor ya. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Anlıyorum. Onun için ne yapmak istediğimizi çok iyi bileceğiz. Antioksidanmış, vitaminlermiş. Bunlar doğru şeyler. Ama eksik. Eksik, evet. Evet. Hocam biz şimdi cilt temizleyici kremimizin tarifini hemen verelim. Çünkü zencefil faydaları da var programımızın sonunda ve sorular da var. Şeyi dedim ya, dur onu da tamamlayayım. Yani 300 ile 50 arasında kanser hücresi oluşuyor. Bağışıklık sistemi yeniyor bunu. Yenemediği anlar var.
yanlış gıdalarla besleniyor. İçinde katkılı gıdalar var. Stresli bir yaşamı var. Adam mutsuz, stresli. Soluduğu hava kirli. Temiz sulardan içmiyor. E ne oluyor? Evet. Vücut geliyor. Nasıl trende imdat freni var? İmdat frenini çekiyor ve hastalık ortaya çıkıyor. Ha bu sadece kanser için mi? Hayır. Romatizma için, gastrit için, ne bileyim envai çeşit hastalık var. Ama hiçbir öyle dert yoktur ki biz onun çaresini vermemiş olalım diyor. İlim bu. Evet. Allah'ın ilmi bu. Git sen de araştır bul diyor. Şimdi hemen kürümüzün bilimine geçelim hocam. Başlamış şey. Şimdi efendim bu orta kırmızı bu elma olacak mutlaka. Ve bunu cildinize sürdüğünüz zaman, burada ben size uygulamasını göstereceğim. Tamam. Sürdükten 10 dakika sonra cildinizin gerilmeye başladığını göreceksiniz. Cildinizi bir kere şöyle yapın. Şimdi efendim vaka ben kullanmıyorum. Benimki akılsız. Telefon. Akıllı telefonlar var. Şimdi cam gibi çekiyor. Ha, bu kürü uygulamadan önce bir yüzünüzün resmini çekin. Ve bir de kürü uyguladıktan sonra. Çünkü bunun yarım saat 45 dakika en fazla işiniz biter. Ondan sonra tekrar çekin ve bu iki resmi karşılaştırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Siz cildinize bir uygulama yapıyor musunuz hocam? Ne gibi? Yani bir maske falan uyguluyor musunuz? Çünkü hocamızın cildi pırıl pırıl diyenler var. Bir de hocam makyaj da yapmıyor yani. Kesinlikle. Ha şu pudra sürerler, efendim cildiniz parlıyor falan. Katiyen ben hiçbir şeyde bir yüzüme bir şey sürdürmem. Bir de şey var. Biraz da titiz insanım şey. Orada şimdi gidiyorsun ya makyaj odasına. Herkesin suratını bir şey aynı mali. Hocam sizin için ayrı bir şey. Hayır diyorum ayrı da olmasın. Ben yüzüme bir şeyi sürdürmem. Tamam. Ben Yaradan'ın takdir ettiğine eyvallah demişim. Eyvallah. Cemal ettin. Hemen takdir edilen tarifi tarafımızdan verelim hocam. Şimdi efendim bir hocam kırmızı elma. Ben onu göstereyim değerli izleyicilerim. Buyurun. Aferin hocam. Kübra kızım. Bak bunu kalın soyacaksın. Daha şimdi bir elmaya 4 tane sert kayısı. Bunlar bak şu sert. Bu da sert. Bu yumuşak olmaz. Sert niye olacak niye kayısı? Sert olacak hocam? Bir de şekerpare olmaz. Evet, tatlı yok. Bunlar daha sert hocam. Ben şimdi, bunları seçtim. Bakayım. Bunu da şimdi elmayı gayet ince keseceksiniz. Doğru soymuşsunuz. Keseceksiniz değil. Doğru soyacaksınız. İnce kabuğu kırmızı olacak. Kayısıyı ise kalın keseceksiniz. Ama plezantası içinde kalacak. Plezanta deyince nedir o? Şu yumuşakta göstereyim ben değerli izleyicilerimize. Bakın. Ben şimdi bu soyayım hocam. Ha, şu çekirdeğin etrafında görüyor musunuz efendim? Yumuşak bir dokusu var. Onu almayacaksınız buraya. Tamam, onu hafif kaşıkla şöyle yarım santim kadar onu etli kes, etli soy. Mümkün olduğu kadar çekirdeğe yakın. 1,5 santim kadar zaten tarif evet. Öyle hocam. Elmayı ince, kayısıyı kalın soyuyoruz. Plezanta diyoruz, plezanta. Nerede o? Yani çekirdeğin kenarı. Bebekle annenin işte rahme yapıştığı yere biz plezanta diyoruz. Domatesi kesin ortadan ikiye. O bebekleri görürsünüz içinde. Adına ne diyorsunuz onun? Tohum. O tohumlar plezantaya bağlı. Böyle kordon. Annenin kordonu yok mu? Bebek işte ona bağlı. Rahme plezante. Rahme bağlı olduğu yere o kordonun plezante denir. İşte burada da plezante var. Bak yavrusu bu. Orayı çekirdek kullanmıyoruz değil mi? Bunu kullanmayacaksınız. Bu kürü uygularken. Plezante. Çekirdeği tutan o. Yani. Dolayısıyla sonra ne yapıyoruz hocam? 4 tane kayısı, bunu kaynayan lapasını yapacaksınız efendim. Bunu küçük küçük doğra kızım şeyi içerisi. Üstüne götür orada. Tamam. Ha öyle at. Su kaynayacak. Yani lapa yapacaksınız. Bunları da atıyorsunuz içine. Ben çok daha pratik olanını göstereceğim değerli izleyicilerimize. Kayısıyı kalın, çekirdeğe yakın soyuyorsunuz. Yani etli soyuyorsunuz. Elmayı ise gayet ince. Muhteşem bir kürdür bu. Elma sert olacak. Sert olacak ve kırmızı olacak. Kayısılar da sert olacak. Hocam kayısıda neler var bu yüzümüzdeki şimdi dokuyu? Bakın bu kayısının içerisinde
bir tane kısantin diye bir şey var. E vitaminine benzer. Şimdi hücre zarı diyoruz ya, evet. Hücre zarı, evet. İşte hücrenin dışı ve hücrenin içi. Yani işte orada Golgi'si var, bir sürü şeyler var, genom var iç kısmında. İşte bu hücre zarının tam arasına yerleşebilecek boyutta uzunluğu. Hı hı. Bu kısantinin, bu kayısının içinde var. Hatta ona biraz sarı rengi veren o değil. Kırmızı renk, kırmızıya yakındır onun orijinal rengi. İşte o şeyi, hücre zarını ne yapıyor? Ona bir esneklik kazandırıyor. Hafif basılmışsa da onu genişletiyor. Hmm. Tam araya giriyor. Yani şöyle düşünün, hücre zarı dediğimiz şey böyle bir şey. Kabukla tamam, etli kısım değil mi hocam? Evet, tam bu arayı, bu yapışmışsa veya biraz çökmüşse bunu böyle kaldırıyor. Yani takoz gibi. Yani hocam kabukla çekirdeğe kadar olan yapı aynı değil. O da evet. Katman katman öyle mi? Evet. Vay. Şimdi dolayısıyla şimdi kızım bu kaynayacak burada. Bunu bir böyle ezersiniz. Sen açmamışsın bunu şey Kübra. Hocam kısık açmıştım biraz yükselttim. Tamam çok az suda. Hani suyu su kaynamaya başlayınca çok su koymayın lapasını yapacaksınız. Hı-hı. Bu ısınmaya baş, bunu biraz bu tahta kaşıkla ezersiniz. Tamam, fakat hocam. En güzel bunu nasıl yapacak? Bunu krem hale getireceksiniz. Sonra? Nasıl getirirsiniz? Mikserle. En az 5 dakika. 5 dakika bunu kaynatın. Suyu da az olsun, çok cıvık olmayacak. Çok duru da o yani cıvık dediğim duruya yakın olacak. Ne yaparsınız bunu? 5-6 dakika bunu çevireceksiniz böyle. Ya bebeklere mama hazırlanır ya evde. Evet, evet. Onu daldırırsınız içine mikserle, biraz böyle. Blenderla, evet. Blenderla, el blenderıyla. El blenderınız yoksa robotun içine atarsınız. Hı-hı. Onu orada bir bıçaktan geçirirsiniz. Krem haline gelecektir. Ve bunu boynunuza, boynunuzun altına, alnınıza, göz çevrenize, yanaklarınıza böyle bunu süreceksiniz. Hafif yedirerek. Ve saatinize de bakın. 10-15 dakika sonra cildiniz gerilmeye başlayacak. Hocam peki bunu... Bir kere cildi besleyici, kırışıklığı ortadan kaldırıcı. Şimdi bak bundan çok memnun kalacaklarına evvelallah hiçbir tereddüdüm yok. Ancak bunu haftada bir kez yapacaksınız. Hmm. İki defa yapmayın. Bir kere yapın ve yapmadan, uygulamadan önce dediğim gibi akıllılarda telefon şeyinizi, fotoğrafınızı çekin. Bir de bu yarım saat falan kalacak cildinizde. Ondan sonra sadece suyla yıkayacaksınız. Bak cildiniz nasıl parlayacak, kırışıklıklar nasıl gidecek, cildiniz nasıl beslenir. Öyle bir kısantin var ki o kayısının içi. Efendim elmada da çok farklı bir şey var. Hocam ne kadar süre gider bu? Mesela şimdi mesela bir elma 4 kayısı orantısı budur. Yani çok rahatlıkla 2-3 kişi bunu hatta 4 kişi kullanabilir. Komşu, 2-3 komşu, bayan arkadaş gelsin. Erkekler de yapar. Maske günü yapsınlar. Ha, maske yapıyorsunuz işte. Kayısı elma maskesi. Bak görün nasıl değişiyor cildiniz. Evet size doğal bir... Elmanın burada rolü ne hocam? Elma. Şimdi efendim bakın elmanın özelliği. Cildinize tazeliği veren odur, besleyen odur. Sanki, çok özür dilerim hocam sözünüzü kestim. Sanki elma, bakın cildiniz benim gibi parlak olsun istiyorsanız beni kullanın. Ama ipeksi olsun istiyorsanız biraz da kayısı koyun der gibi hocam. Evet, şimdi şu var. Bakın elinizi ovuşturun böyle. Elinizi ovuşturduğunuzda bir kayganlık var değil mi? Evet, o kayganlığı veren ne? Kolesterol. Hani şu kanda yükselir ya kolesterol, işte bütün cildimizde, derimizde, hücrelerimizin üstünde bu integral olarak orada mevcut. Bu kayganlığı, kolesterol olmasın, mümkün değil. Bu kayganlık olmaz. Zımpara taşı gibi olur insanın cildi. Hocam, kolesterolün vazifesi budur. İşte kolesterolü de çalıştıran elmadır. O kayganlığı, anladım. Güzel cilde tazeliği veren odur. Evet. Hocam elimiz çok kayıyorsa kolesterol çok mu yüksek demek? Şimdi öyle fokur fokur da kaynatmak yok. Kızım altını hocam. Kapat Kübra. Tamam kızım yavaş yavaş böyle. Anneler iyi bilir bayanlar lapa yapıyorlar ya.
Ha, bir şeyin lapası mesela ısırgan lapası değil mi? Evet, kuyruk evet, soku evet, iltihabında. Biraz sonra bakacağız ısırgan lapası. Dolayısıyla evet şimdi düştü. Böyle 5-6 dakika onu siz çevireceksiniz. Ondan sonra ya el blenderıyla içine gireceksiniz. Onu parça parça krem haline gelecek o kıvamlı tereyağı gibi olur. Veya robotun içine atacaksınız. Ilıdıktan sonra cildinize sürün. Bütün alnınıza, şakaklarınıza, gözünüzün çevresine, boynunuza, saatinize bakın. 10 dakika sonra gerilmeye başlayacak cildiniz. Şimdi eğer çok sulu yaptılarsa, bakın ben bunu biraz keyifle anlatıyorum. Kozmetikten ben şey yapmam da bunu bir tesadüf eseri buldum. İnsanlar ya hocam zaten... Kozmetik dedin mi başta bayanların hemen antenleri açılır yani. Pür dikkat dinlerler. Diyelim ki çok cıvık biraz sulu oldu ne yapacaksınız? Siz gene onu sürün kurumada zorlanır. Elinize bir saç kurutma makinesini alır uzaktan cildinize. Şöyle bir tutarsınız 15-20 saniye hemen o zaten germeye de başlar. Suyunu uçuruyor ya. Hocam evet. Hanımların cildiyle erkeklerin cildi. Uygulama bakımından yani süreler açısından söylüyorum farklılık arz eder mi? İşte tabii ki farklılık arz eder. Evet. Tabii ki farklılık arz eder. Bakın erkeklerde genelde normal cilt vardır. Çok ender görürsünüz yağlı veya kuru cilt. Ha bayanlar neden bunu yapıyorlar? Efendim bu tür cilt sorunlarıyla karşı karşıyalar. Çünkü genç kız olup da böyle şey oldu mu işte biraz krem, biraz şu... Biraz bu başlıyorlar bunları yüzünüze sürmeye. Şimdi bunu sürdüğünüz zaman sabahtan akşama kadar bu cildinizde kalıyor mu? Havayla temasını kesiyorsunuz. Cilt nefes alıp veremiyor. Sağlıklı çalışmıyor. Peki cilt o maddeyi içeri alıyor mu hocam? Emiyor da tabii. Ya. Yani emiyor da tabii. Ucuz kozmetikler var. Aman Allah'ım bir iki renk bir şey kazandırmak için. Yani bunlar cildi nasıl bozuyorlar. Ama ben kadınların işine karışmam. Aman ha. Yani... Orada benim söyleyeceğim bu. Bunu yapın göreceksiniz. Şimdi robottan yardım alalım mı hocam? Tabii ki alabilirsiniz. Evet. Onun bıçakları. Şimdi 15-6 dakika olduysa kızım robotun içine dökün onu. Alalım. Evet. Suyunun kıvamı normal mi hocam? Isık çok normal. Ha, kaşıkla da onları sil. Bu rahatlıkla 3 kişiye yeter. Tamam hocam. Ağzını da kapatın. Bir evdeki robotla işte bunu çalıştıracaksınız. Hocam çok ilginç. Yumuşak olmayacak dediniz hocam. Evet sert olacak. Evet. Çünkü bakın onu da anlatayım. Oturmadı kızım o. Bak başına acaba iş açarsın. Acaba gerekiyor Kübra? Tamam. Tamam bir çalıştıralım bunu. Hocam. Bırakın arada bir durdurun çöksün sonra tekrar çalıştırın. Evet, parçaları bıçaklara evet. Rast gelsin. Evet. Bir daha durdurun. Yeterli yani. Yeterli mi hocam? Bu evde daha çok ama kıvamlı hale geldi dikkat ederseniz. Bu ılıyınca şimdi çok sıcak tabii. Ilısın bu. Bir kaseye dökün bunu oradan parmağınızla. Böyle alıp bunu hafif yedirerek çok da bastırmanıza gerek yok. Bak ne kadar güzel oldu. Ha işte tam kıvamında yani. İşte bunu ılıdıktan sonra soğuk da olabilir. Soğuk da yani hiç problem yok. Bunu cildinize, boynunuza, ensenize, alnınıza, şakaklarınıza süreceksiniz. Yarım saat bu kalacak. Doğal olan da şöyle bir şey de var hocam. Mesela bu sentetik olsaydı fazlasını atacaktık ama bunu yiyebiliriz değil mi? Tabii. O soyulmuş elmayı falan atmayın yani değil mi? O... Ha, tabii ki. Tabii ki hocam. Yani şimdi bu böyle bir nimet. Yani gerçekten hani bunu kullanıp da memnun kalmadım diyen ben bayan tanımıyorum. Siyah noktaları evet onları mi? Da alır. İkincisinde, üçüncüsünde o siyah noktaları da alır. Eline sağlık. Oluşmasına da engel olur. Şimdi ben madem laf lafı açtı Cemalettin Bey. Buyurun hocam. Şimdi bazı bayanların cildi
gözeneklidir, iri gözeneklidir. Mesela Karadeniz kadınlarına bakın, tereyağı gibidir ciltleri. Hiç gözenek yok. Tereyağı gibi maşallah. Niye? Sebebi mısır. Mısır tüketiyorlar. Bildiğimiz mısır. Mısır ekmeği, mısır unu kullanıyorlar. Ondan yemek yapıyorlar. İşte mısır gözenekleri kapatır. Onları küçültür, yok eder. Bakın dünyada mısırı tüketen ülkelerin erkeklerine, özellikle kadınlarına bakın, o yöre mısırla beslenenlere ciltleri tereyağı, kaymak gibi derler. Gözeneklerini göremezsiniz. Sebebi budur efendim. Hocam, cilt temizleyici ile ilgili söyleyeceğimiz bir şey kalmadıysa evet, kıl kökü iltihabına geçelim. Kıl kökü iltihabı, o da çok büyük bir sorun. Evet, Profesör Saracoğlu ile Ruh ve Beden Sağlığı yine çok önemli bir kürle, kıl kökü iltihabı ile devam ediyor kısa bir aradan sonra. Ya Rabbi ya Resulallah. Yani Allah var, dert yok. O ağrı dediğimiz şey en geç bir dakika sonra yok. Allah'ın yarattığı bu doğa asla ve asla çöp üretmez. Tedbirli kulunu Allah sever. Bu kadar nimeti de boşuna yaratmadığına göre siz tedbirinizi alın. Evelallah bir şey olmaz. Profesör Saracoğlu'yla Ruh ve Beden Sağlığı tekrar bölümleriyle Salı ve Perşembe 17'de TRT Diyanet ekranlarında. Kıl kökü iltihabı, kıl köklerinin iltihaplandığı bir grup hastalığa verilen isimdir. Bu hastalıkta deride kırmızı üzeri iltihaplı noktacıklar fark edilir bir şekilde görülmektedir. Kıl kökü iltihaplanması oluşumunda hangi faktörler etkilidir? Profesör Doktor Saracoğlu bu probleme karşı hangi doğal kürü öneriyor? Az sonra. Profesör Saracoğlu ile Ruh ve Beden Sağlığı devam ediyor TRT Diyanet ekranında. İkinci kürümüz kıl kökü iltihabı. Ondan önce hocama dönelim. Hocam, söylemediğimiz bir şey kaldı mı? Şimdi efendim, söyleyecek çok şey var da şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bu Kırıkkan'a yakın Deli Bekirli köyünden bahsettim ya. Evet. Bu üç köyden ne nimetler var orada. Şimdi sahip çıkın. Sahip çıkmak demek korumak, kollamak, gözetmek, yaşatmak ve yaşamak. Orada yaşamak nasıl olur? Tatil, sağlık turizmi. Bir hafta oraya gideceksiniz. O köylülerden siz o hizmeti alın. O doğal olanları kullanın. Mesela bakın, ben bir tek oranın nar ekşisini tüketirim. Deli Bekirli köyünün nar ekşisi. 1,5-2 kilo tek bir nar. Hocam. Ondan yapıyor. Onu kaynatıp içinde en ufak bir kimyasal yok. Şimdi bir sürü nar ekşisi var. İçinde kimyasallar var, şunlar bunlar. Düzgün yapanlar da var, bir şey demiyorum. Ama ben nar ekşisini oradan tüketirim. Mübarek. Yani ağzınıza aldınız mıydı? Yani zaikat, tat. Hani külli nefsin zaikatül mevt diyor ya. Evet, evet, evet. Ölümün de tadını alacaksınız. Dolayısıyla öyle bir lezzet, öyle bir tat var ki işte bunlar Allah'ın ilmi, değiştirilmemiş nimetleri. Sağlık turizmi, gidin oraya bir hafta kalın. Bak köylüler sizi orada yaptıkları nimetleri nasıl sunacak. Ama sahip çıkın, ama sahip olmayın. Hemen efendim buradan biz bir arazi alalım. 5 dönüm. İyi, Hasan da alacak, Veli de alacak. Bu iş biter. Veled danil amin. Sonunu getirirsiniz. Bırakın. Yaşayın ve yaşatın. Budur zaten. Orada siz bir hafta bir tatil yapın. Envai çeşit nimet var orada. Hastalıklarda hangi konuda yatkınsanız mutlaka onlardan bir tanesi size şifa olarak dönecektir. Koruyucu ve önleyici olarak geri dönecektir. Her sezon, yılda 2 defa, 3 defa, birer haftalık, bir hafta sonu da yeterlidir. Gidin oranın doğal ürünleriyle beslenin. Ne bileyim, bir Ayder Yaylası'na gidin. Karadeniz'in nice vadileri var.
İşte oraya Toroslarda neler var ben anlatacağım da ama korkuyorum anlatırken. Bizim insanımız, insan ne diyor İsra'da Yüce Allah? Malı da çok seversiniz, çok biriktirirsiniz diyor. Hep evet. Toplar toplar. Sonra da aileden bir dağıtıcı gelir onu götürür. Toplamayın, uğraşmayın yani siz orayı yaşatmaya bakın. Gidin orada yaşayın bir hafta bakın nasıl düzeleceksiniz. Madem şehirlerde bizi hasta yapan bir ortamda yaşıyoruz. Evet. O zaman tatili de bizi iyileştiren bir ortamda yapalım. Bravo Cemalettin. Sağlık turizmi evet, yapın. Şifa tatili diyelim değil mi hocam? Evet, sağlık turizmi, şifa tabii, tatili. Efendim gidiyorlar böyle işte sahip olmak. Bunu yapmayın. Oradan gidin o güler yüzlü köylüler, Anadolu kadınları size nasıl hizmet edecekler? Haklarını da verin. Oh deyin ya. Onlar gelişmiş olacaklar. Onlar ne bileyim 100 nar ağacı varsa bunu 200 nar ağacı yapacak. Ve böylece Anadolu'yu kurtarmış olacağız Cemalettin. Evet hocam. Edremit, Akçay, Altınoluk, Gönen gibi güzellikleri çerçeveleyen, çevreleyen bir ilimizden arıyor seyircimiz. Balıkesir'de evet. Bir seyircimiz var hattımızda. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Alo. Alo hoş geldiniz efendim. İyi günler hocam. Bir sorum olacak size. Buyurun. Benim eşimin böbrekleri normatif çıkmış. Biz bunu 5 yıl önce öğrendik ama pek o zaman için bize böbreğin küçük ama gene de çapçılıyor demişlerdi. Atrofik. Atrofik an, denir ona. Evet. Böbrek atrofisi. Evet. Şurada öyle yazıyor zaten de. Ama bizim şu anda kreatin ve ürek asidi çok yüksek çıkıyor bizim. Kreatinin kaç? 1.75. Kreatinin. Şimdi onun üst sınırı 1.1'dir. 1.1'in üstüne çıkmaması lazım. Başka hangi değeri yüksek? Ürik asit de yüksek çıkıyor hocam. Ha. Ürik asit. O da 7.3. Aman aman çok yüksek değil. Bak aman aman çok. Protein kaçağı var mı? Protein kaçağı falan öyle bir şey yok galiba yazmıyor. Hocam. Sadece protein total yazıyor 7.9. Peki. Şimdi bakın ne yapacaksınız? Evelallah nasıl şifa verdiğini göreceksiniz. Biberiye çayı. Günde 2 defa bir öğleden evvel bir öğleden sonra. Eğer kreatinin yüksek ise öğleden evvel ve öğleden sonra bir tutam alıyorsunuz 5-6 gram. Bir bardak suda 9 dakika kadar bunu kaynatacaksınız. Ilıdıktan sonra süzüp suyunu içeceksin. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra. Ya hocam bir de bir şey daha söyleyecektim. Bize taş böbreklerin yapısını bozuyor demişlerdi. Evet. Ama bir ultrason çektirdiğimizde 4 milimlik taş var dediler. Ama ikincisinde taş çıkmadı ikinci ultrasonda ama... Böbrek yapıyı bozuyor dediler. Peki biz nasıl yapacağız bunu? Yani taşı nasıl engelleyebileceğiz? İşte nefrolitiyaziz dedikleri böbrek taşı var. Şimdi ikinci ultrasonda da çıkmamış. Evet çıkmadı ve biz buna zaten anlam veremiyoruz. Hani çalışması yavaş dediler ama elleri ayakları şişmiyor işimin. Hani bu çalışmasıyla ilgili falan bize bir kür önerebilirseniz. Tamam söyleyeceğim ben. Bakın önce... kreatinin değerini düşürmek lazım. Tamam. Bak doktorların verdiği ilaç varsa da kullanın. Doktor kontrollerini hiç ihmal etmeyin. Tamam hiç ilaç verilmedi bize. Sadece tuzsuz yenin dedi. Daha biz nefrolojiye ulaşamadık zaten. Sadece dahiliyeye çıkabiliyoruz şu anda. Ancak bir nefrolojiye daha ulaşamadık. Evet. Günde 2 defa biberiye çayı 1 ay. Tamam. Ürik asiti yüksek, aman evet. Aman çok yüksek değil ama yüksek, tedavi olması lazım. Bunun için ne yapacaksınız? Kereviz. Kereviz. Ha, 100-150 gram kereviz bunu tüketecek. Yani yaklaşık bir bardak suda veya 1,5 bardak suda orada gördüğünüz çeyrek dilim var. İşte onu ince ince doğrayın. En az 10 dakika kaynatacaksınız. 10 dakika tamam. Kerevizi. Efendim yumrusunu da kullanabilirsiniz. Sap ve yaprakları taze ise onu da kullanabilirsiniz. 150 gram tamam. Kadar yeter.
Günde tamam. bir defada bunun suyunu içecek. Yalnız bak biberiye çayı ile kerevizin haşlama suyunu içeceği zaman aralarında en az 3 saat fark olacak. Evet. Tamam hocam. Biberiyeyi içtim, hadi üstüne kereviz yok. Veya tamam. biberiyeyi bir ay yapın. Kreatinin değeri evvelallah normale inecektir. 1.1'in altına. Üstüne de ne bileyim işte 21 günlük kereviz kürünü de uygularsanız o da ürik asiti düşürecektir. Şimdi gelelim böbreğin sağlıklı çalışması için. Yani atrofik, küçük demektir böbrek atrofisi. Evet. Şimdi tabii aşırı bir kere ekstra tuz kullanmayacaksınız. Tükettiğiniz sebze, meyve, ekmeğin içinde zaten tuz var. Ha, tamam. Kızartmalardan uzak duracaksınız. Tuzlu tamam. tüketmeyecek. Acı, turşu, baharat uzak duracaksınız. Tamam. Bir de bu iki kürü uyguladıktan sonra maydanoz suyu, haşlanmış maydanoz suyu sabahları. Yani 7-8 tane o küçük maydanozlardan. Bak iri maydanozlar olmaz. Cemalettin. Kendimizin bahçesinde var hocam. Onlar olur değil mi? Ha, küçük maydanoz değil mi? Evet. Ha. Aha, küçük. Tamam. Adam boyu maydanoz üretiyorlar şimdi. Efendim? Hayır, hayır, kendimizin var. Tamam. Ondan 7-8 tane saplı maydanozu siz 1,5 bardak veya 1 bardak suda 5 dakika kaynatın. Sabah onu içecek. Akşam da yaban kekiği. Hele hele zahteri bulursanız o bir çay kaşığı zahter. Yarım bardak hocam, su. Ha. O kekiğin resmini verebilir misiniz? Bizim kendimizin varsa aynı bu. Zahter. Evet. Şeyde Amik Ovası'nda. Ekranda hocam şu anda. Amanos Dağları'nda o yörenin insanları zahter der. Zahter de yaban kekiğidir. Evet. Hayır, zahter zaten yaban kekiği kızım. Bazı baharatçılarda yazıyor zaten. Ha. Ama o yörenin zahteri, yani o yörenin yaban kekiği çok farklı. Avrupalılar nasıl yaban kekiği istiyorlar bizden? Vermeyin kardeşim, bize yetmiyor, inanın bana. Çok doğru. Yani bu millet kullanmasını bilmiyor ki, öğretmediler ki. Çer çöp, koca karı ilacı. Aman Türkler öyle bilsinler. Süpürdüler Anadolu'yu. Yok artık böyle maalesef. Bir şey. Evelallah. Bir de seyircimiz birden öyle bahçe falan demesin. Aa, deyince ne kadar güzel. Kalbimize indi hocam. Bahçemiz olmadığı için. Yani tabii özlüyoruz. Ne mutlu ona bak. Yeşili ağacı, bahçeyi özlüyoruz tabii. Doğal olarak. Evelallah. Akşamları da işte böyle iki çay kaşığı yaban kekiği. Eğer zahter ise yarım bardak suda şey yapacak. Bir çay kaşığı kaynatacaksınız. 5 dakika bakın için onu. Efendim kan şekerini düşürür zahter. Ama bu burada şimdi kan şekerini düşürücü ilaç değil. Düşmüyor mu kan şekerin? Bir tane zahter çayı iç, yaban kekiği düşer. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Şiddetli mide ağrınız mı var? Zahter çayı veya yaban kekiği çayı bulunmaz bir nimettir. Seyircimize evet ve böbrekler ediyoruz. İçin çok faydalı. Tamam. Evet. Selametle kalın, geçmiş olsun. Şifa diliyoruz. Allah razı olsun. Sizden Ecmain. Razı olsun. Kıl kökü iltihaplanması. Evet. 3 yemek kaşığı ısırganı çok az suda lapa yapıp kıl kökünü uyguluyoruz. Haftada evet. 3-4 defa hocam. İyileşinceye kadar devam. Tabii. Ne bileyim ben, nerede bir kıl kökü iltihaplanması, bazen ayaklarda oluyor. Haddim olmayarak ben şeyi söyleyeyim. Yani efendim bazı bayanlar ağda yaparlar biliyorsunuz ayaklarda. Ne oluyor? Kıl kökü iltihaplanması oluyor. Buyurun işte bu kürü uygulayın. Evelallah kıl kökü iltihabını, saç diplerinde olabilir iltihaplanma, kollarda olabilir. Herhangi bir nedenden dolayı illaki ağda olacak diye bir şey yok. Evet. Bu ameliyatı yapan hocam öncelikle formik asit mi? Siz formik asit var demiştiniz evet, değil mi? Formik asit var içerisinde. Aferin Cemal. Hocam öğreniyoruz. Yani bravo. Bravo vallahi. Yani işin kimyası. Hocam öyle demeyin, bir şey zannedip soruları bana soracaklar. Sorsunlar. Birçok şey öğrendiniz. Bu arada bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi siz dediniz ya Kübra'ya kürleri iyi bile sokakta sorarlar diye. Hocam benim gibi bir acize bile bu kadar soru soruyorlarsa
Sir, o kadar sorunun altından nasıl kalkıyorsunuz hayret ediyorum hocam. Ben mutlu oluyorum. Allah'ım diyorum, bana bir kulunu gönderdin. Eyvallah. Anlatıyor derdini, biz de cevap veriyoruz. Sakın ha, geri çevirmek yok. Sabırla yok, dinleyeceksin. Evet. Hocam bu kıl kökü hitaplanmasına... Ha, ilmin yetmiyorsa da diyeceksin ki buna ilmim yetmiyor. Bak dikkat edin, ben bilimi üniversitede anlatırım. Halka da, insanlarımıza da ilmi anlatırım. Bunun arasındaki farkı. Ben şimdi değerli izleyicilerimize kalkıp da efendim işte Parkinson'da titremeye karşı siz başlayın fenilalaninden tirozin, ondan sonra dopa, dopamin, noradrenalin, adrenalin. Bunun metabolik pathway'ini anlatırsam vatandaş ne anlayacak? Doğru. Diyecek ki hoca bize şey mi yapıyorsun yani? Olmaz. O üniversitede onu anlatıyoruz. Ama siz halka, siz halka ilmi anlatacaksınız. Yüce kitabın bahsettiği ilmi, Allah'ın ilmini. Bak bunu kullan diyoruz, yaratmış Allah. Bunun içerisinde bir ilim var. Biz onu burada halkımıza anlatıyoruz. Hocam sizin hastalıkların kimyasını anlatmanın sebebiyle seyircilerimizde, dinleyicilerimizde, ben hasta demiyorum hocam. Hasta kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Şöyle bir bilinç oluşuyor hocam. Mesela gitti diyelim bir doktora. Doktor bir şey söyledi, teşhis koydu. Fakat hasta şüphelendi. Çünkü hastalıkla ilgili bilinçlendirmişsiniz ya. Evet. Bir şey söylüyor, doktor aa neden öyle olmasın diyor. Bir de şu tahliliyi yapalım diyor. Dolayısıyla insanlar kendi doktoru artık olmaya başlıyorlar. Ben böyle gözlemliyorum. Zaten öyle olması lazım. Doğrusu da budur. Bakın, râinâ demeyin, unzurnâ deyin. Bakara suresinde açık. Hemen bir şey anlatayım hocam. Evet. Çok çok önemli bir örnek. Bir fakültenin sekreteri, çok değerli bir dostumuz, abimiz. Dedi ki, bir hasta geldi bize. Dediler ki hastaya ayağı kesilecek. Peki dedim, bir de biz burada bir baktıralım. Orayı aradık, bu arayı aradık dedi. Ana bilim dalı başkanı, hatta hocalara gösterdik. Dediler çare yok, kesilecek. Dedim ki dedi o kişilere, vallahi gördünüz aradım, dediler kesilecek. Allah aklıma şunu getirdi, bir de enfeksiyon bölümünü ara. Hı hı. Aradım dedi, doktor dedi getirin bakalım, getirdik. 1,5 ay dedi yatması lazım ama ümit yok, bilin dedi. Peki dediler, bir ümit yatıralım. 1,5 ay sonra dedi arabaya yürüyerek gitti. Eğer dedi aklıma o enfeksiyonu ara diye getirmeseydi Allah, ayak gitmişti. Evet, intihaniye ya, servisi. Yani hocam evet, şifaya vesile olan doktorlar, teşhis koyan doktorlar. Ama eğer işlerimizi Allah yönlendirmese şimdiye çok organımızı kaybeder, çok da hayatımızı kaybederdik diye düşünüyorum. Aynen. Çok haklısınız bunda. Bakın şimdi büyük, azametli, ağır, güçlü dersiniz ya. Efendim biz şimdi size diyoruz ki şurada 50 miligram bana şunu hazırla dediğimde sizin elinizde güçlü 10 tonluk kantar varsa o kantar ne işinize yarayacak sizin? Tartabilir misiniz 50 miligramı? Yok, mümkün değil. Tartamazsınız. Şimdi dolayısıyla hani ne der Anadolu? Dinle imanın mı? Yok, parayla imanın, parayla imanın kimde olduğu, evet, bilginin kimde olduğunu bilmez. Bu Anadolu'nun ben hayranıyım. Şimdi efendim lütfen, ben de bir akademisyenim. Bir de körle yatan şaşı kalkar var hocam. Şimdi öyle pratisyen hekimler tanıyorum ki Cemalettin, inanın. Yani bizde de bir ünvan koymuşlar önüne işte. Gerek olay burada profesörlük ünvanı veya doçentlik ünvanı değil. Öyle pratisyen hekimler tanıyorum ki 10 tane profesörü cebinden çıkar. O zaman icazetli onlar, diplomalı değil hocam. Evet, işte bu doğru adresi bulabilmek, konsulte etmek, evet, yani bir araya gelmek, istişare etmek, konsultasyon dediğimiz şey var. O hastanın bacağında, yani madem ki kesilme kararı verilmeden önce ya bir konsultasyon, intihaniye servisi gelsin, işte hematologlar gelsin, ne bileyim ben, bir konsulta, bir insan oradaki, o zaman diyecekler ki ya bir dakika ben bunu yaparım deyip kesilmekten kurtarırlar. Nitekim de öyle olmuş. Ben bunu söylüyorum. Hocam zencefilin sırası geldi mi? Ne yapalım? Vallahi zencefil, şimdi zencefilden ziyade şu bitti değil mi kızım? Bitti hocam. Bu lafayı bir tarif edelim.
Hocam, böyle gene lapasını yaptınız 5 dakika. Bir de sıkmıyoruz bunu değil mi hocam? Yok. Çünkü suyu önemli. Tülbente. Evet. O bölge... Neresiyse artık. Kökü iltihabının olduğu yere ne yapacaksınız? Bunu etki ettireceksiniz. Bir de anal füsüre karşı da galiba öneriyor. Anal füsürde de evet. Tabii. Tamam, bak onu öyle çok fazla sıkmadan kıl kökü iltihaplanması neredeyse var. O kuyruk sokumu iltihaplanması, kıl dönmesi var ya orada da. Çok, aynen. Çok ılımadan hafif böyle yakar olması gerekir değil mi hocam? Evet. Ilık da kullanabilir. Ilıktan biraz sıcak da tabii. Burada 15-20 dakika bekleteceksiniz kızım. O iltihabı kurutuyor. İnşallah hocam. Gayret bizden, şifa Allah'tan diyelim. Siz de vesile tamam. Oldunuz. Zencefile geçelim mi hocam? Olur, buyurun. Çok kısa bir zencefili konuşalım. Tabii zencefilin bir de kürü var. Onun tarifi ekrana gelecek. Biz sözü uzatmamak için hemen geçelim. Hocam, zencefil kullanarak biz ne tür önlemler alabiliriz? Şimdi efendim, bu kök zencefille benim tanışmam rahmetlik annem sayesindedir. Allah rahmet eylesin. Otobüse bindi miydi, midesi bulanır. Allah Allah. Uzun yol gideceğiz, 300-500 kilometre. İşte çok zorlanırdı kadın. Ben de sorup araştırırdım. Yani o zaman yaşımız küçük tabii bizim. Neyse, bir kişi bana dedi ki, annene evladım, yola çıkmazdan 3 gün önce her gün bir öğleden evvel bir öğleden sonra zencefil çayı içsin. Yolda da gene yudum yudum hafif bulantı hissettiğinde bir yudum alır filan. Annem bu şekilde otobüsle seyahat edebilir hale gelmişti. Şimdi mide bulantısı, evet, veya hamile bayanlar mide bulantısı çekiyor. Ne yapacak? Belirli ilaçları kullanamazlar. Dolayısıyla zencefil veya kök zencefil dediğimiz şeyi kullanacak. Bunun çayını kullanacak. Bunun dışında soğuk algınlığında, grip dönemlerinde kök zencefilden, yani gribe karşı vücudunuzu güçlendirmek için kök zencefil çayı kullanabilirler. Hocam, balla karıştırılıp da yenebilir mi? Yine bağışıklık için. Grip olduğumuz esnada kök zencefili söylüyorum. Tozu kök mu? Zencefil tozu tozundan ziyade onun çayını tüketmek daha evladır. Şimdi efendim, zencefilin tozu var. İşte ne bileyim, çörek otunun öğütülmüş hali var. Bunun dışında üzüm çekirdeğinin öğütülmüş hali var. Bakın, bunlar yağlı besinlerdir, yağlı tohumlardır. Hı hı. Vaka zencefil bir tohum değil, bir rizomdur, toprak altı kısmıdır. Ne olacak? Bunları siz öğüttüğünüz zaman içindeki yağları uçuruyorsunuz. Hı. Bunun dışında oksitleniyor. Çörek otunu öğütmüş, diyor abla burada vereyim. Bir aydır mübarek orada duruyor, bir haftadır. Kübra kızım, deminden elma soydun değil mi burada? Evet hocam. Bak, o soyulmuş elmaları atmadıysan, yani bir yere kaldırmadıysan gösterelim. Evinizde patatesi soydunuz. Suyun içine atıyorsunuz. Niye kararıyor? Niye kararıyor? Elma kararıyor. Neden? İçinde C vitamini var. C vitaminini oksitliyorsunuz. C vitamini oksitlendi mi özelliğini kaybeder. Siz de mübarek onu çekmişin değirmende, satıyorsun vatandaşa. Bir haftalık, bir aylık ürün, o oksitlenmiş, onun şeyi yok ki. Demin tam listeyi verdik, şimdi de kürü geldi hocam. Ha, onun ekrana. İçin taze, evet. Taze kendiniz. Evde eskiden biz kahve çekerdik, kahve değirmenleri vardı. Pirinç değirmenlerdi. Evet, yani onları kullanabilirsiniz. Hocam, diğer faydalarını da ekrana verdik, söyleyelim. Evet, maşallah. Nelersiniz? En önemli etki ettiği rahatsızlık nedir hocam? Mide bulantısında. Tamam. Ve eğer bağırsak ve mide enfeksiyonlarınız varsa orada bunun çayını içebilirsiniz. Çünkü antibakteriyel, anti-inflamatuar özelliği var. Efendim, zayıflatıcı diyorlar, metabolizmayı hızlandırır ama buradan zayıflatıcı
Zayıflamak istiyorsanız az yiyeceksiniz. Bundan hiçbir şekilde bu kuralı değiştiremezsiniz. Nefsinize hakim olacaksınız. Bunun dışında terletici ve ateş düşürücüdür. İşte gripte, soğuk algınlığında bunu içtiğinizde zencefil çayını ne yapıyor? Terletiyor. Siz terleyince toksini atıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Böyle. Hocam yarın ne var ne yok onu bir gözden geçirelim isterseniz. Peki, artık veda zamanı geldi. Profesör Saracoğlu'yla ruh ve beden sağlığında pazar gündemimizde ne var? Şimdi onu görelim. Erkek infertilitesi bir erkeğin doğal yoldan baba olamamasıdır. İnfertilite nedenleri arasında kadına ve erkeğe ait sebepler olabilmekle beraber bazen her ikisinde de önemli bir sorun bulunamadığı halde gebelik elde edilemeyebilir. Kadın ve erkekte meydana gelen infertilitenin sebepleri nelerdir? Çiftlerin tüketmesi ve ölçülü olması gereken besinler hangileridir? Profesör Doktor Saracoğlu, çiftlerde meydana gelen infertiliteye karşı hangi doğal kürü öneriyor? Hemen her toprak cinsinde büyüyebilen aynı safa çiçeği yılın her ayı bulunabilir. Birçok derde deva aynı safa bitkisinin faydaları nelerdir? Kürü nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası. Yarın 10.30'da Profesör Doktor Saracoğlu'yla ruh ve beden sağlığında. Profesör Saracoğlu Doğal Şifa Ansiklopedisi'nin bir fasikülünü daha bugün tamamlamış oluyoruz. Veda için sözü kendisine bırakıyorum. Evet. Buyurun hocam. Efendim ben tekrar söylüyorum. Lütfen Anadolu'ya sahip çıkın. Orayı koruyun. Hem yaşayın orada hem de yaşatın. Allah'ın bizden muradı bu. Annenizi kaybettiğinizde nasıl büyük bir mahrumiyet yaşıyorsanız Anadolu'yu kaybettiğinizde de aynı mahrumiyeti yaşarsınız. Evet. Çünkü bu nimetler kayboluyor. Neler neler ne bitkilerimiz kayboldu. 1958'de 18 bin tür bitki varken 1950'li yıllarda bugün bu 12 bine düştü. 12.054. Yani yok oluyor. Allah da bunun hesabını soracak. Dolayısıyla huzur bulmak istiyorsanız Anadolu'da huzur var ve huzurda olduğunuzu hiçbir zaman unutmayınız. Efendim ben tüm değerli izleyicilerimize mutlu bir hafta sonu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. İnşallah yarın karşılaşmak üzere. Ağzınıza sağlık hocam. Bizler huzurlarınızdan ayrılırken Profesör Saracoğlu Sevgi ekibi adına hepinize güzel bir gün, huzurlu bir ömür diliyoruz. Hoşça kalın.